Burası Napoli'de daha önce gelip bayıldığım bir pizzacı. En iyisi diyemiyorum çünkü hepsini denemem lazım. Concettina Tresante, çok güzel bir günde gelmiştik buraya, hatırlıyorum. Cimbom Göztepe'yi en son 1-0 yenerek şampiyon olmuştu. Burada kutlamıştık. Bu sene de şampiyon oldu. Demek ben buraya geldiğimde Cimbom şampiyon oluyor. Güzel de böyle bir iki apartman arası terasları var. Çok hoş. Gerçekten şahsiyetli. Zaten Napoli'yi ben eski İstanbul'u hatırlatıyorum. Böyle Balat'ın arka sokakları falan gibi. Pizza ziyafetini size göstereceğim. Tek tek en sonunda konuşacağım. Çünkü tadım menüsü istedik. Küçük küçük şey. Ve bunların yanında non dozaj, yani şeker hiç olmayan şampanya. En sonunda çok özel ragu ile yaptıkları bir pizza var. Onları bir bardak kırmızı istiyoruz. Yani smelling really nice. Yes. The tomato. Wow. A little bit of a parmesan. It's a 4-8 mom seasoning. My colleague using a little bit of oil. We are in Castello d'Ama, a really good production also for the wine. And this is from Tuscany, Siena. We are in the Chianti zone. Black pepper. What is from Chianti, the black pepper? No, the Chianti from the zone of the Chianti is the oil. Oh, I'm so sorry. A little bit of fresh basil. And fried dough. Ooh. Pizza. You can share it with your hands. And you can dip inside in the tomatoes, the pizza. And you eat. You think I will share this? It is. And yellow for the sun. Inside there is the queen, Margherita. In this case we use the buffalo cheese. Okay? Thank you. There's also olive, right? Capers and olives. Black olives, capers. Gördünüz yediklerimize tadım menüsünü. A'dan Z'ye çok çok başarılı. Böyle bir şey, tadım menüsü pizza üzerine özellikle. Ancak Napoli olur. Çok üst düzey bir yer. Yediklerim arasında olağanüstü bulduklarım. İki küçük sandviç. Bir tanesi vejeteryan, etsiz. Diğeri değil fakat ikisi de 10 üzerine 10'du. Şey olağanüstüydü. Gözleme gibi gelen üstü. Hani şeye benzettiğim, Hintlilerin paradisine benzettiğim, domates sosunda ançuez de vardı. Gerçekten o müthişti. Damakta patlıyordu. Bir de son gelen marinara. Çok çok iyiydi. Burası bayağı üst düzey bir pizzacı. Belki şeyi tahtından indiremez Franco Pepi ama yarışır. Yani ikisine de gitmek lazım. Değişik, şahsiyetli, kimseyi taklit etmiyor ve gerçek Napoli pizzası. Görüyorsunuz böyle güzel, mesela pideyle kıyaslıyorum da, hani pideden de böyle bir tip azar azar tadımız yapılabilir ama iyi şarap lazım. Bunlar şampanyayla çok iyi gidiyordu. Bizim pideleri de kesinlikle böyle bir ziyafete dönüştürmek için şarap, şampanya falan eşleştirmek şart. Bir de müşteri kitlesinden bahsedeyim. Buraya daha çok oldukça belli bir ekonomik düzeyde oldu, belli olan gençler, şık insanlar, özellikle hanımlar, model gibi. Hatta merak ettim bir ara geçenleri görünce, acaba bir özellikle bir arkadaş olan birbiriyle modeller kutlamak için mi gelmiş buraya diye bilemiyorum ama... ama gerçekten Napoli'de pizza bir kültür. Buraya gelince de çok iyi istiyorsanız ve bir gününüz varsa burayı ciddi olarak tavsiye ederim. Çıra'ya söyleyebilirsiniz benim tavsiye ettiğimi. Bir şey eklemek istiyorum. Buraya gelirseniz aslında tadım menüsü almaya mecbur değilsiniz tabii ki. Bir pizza yiyip de kalkabilirsiniz. Çünkü a la carte var. Başkaları yerken dikkat ettim. Özellikle calzone, o kapalı
pide gibi olan pizza şişman. Çok güzel gözüküyordu. Bir daha gelirsem ben burada calzone alacağım.